Çocuklarda lösemi e, erişkinlerdeki gibi çevresel faktörlere bağlı olarak oluşmaz. Erişkinlerde çoğu zaman sigara, alkol, işte çeşitli enfeksiyonlar, e, güneş ışınlarına maruz kalma, beslenme faktörleri gibi faktörler kanser yapıyorken çocuklarda lösemi genelde genetik nedenlere bağlı olarak oluşur. Vücutta kansere e, yatkınlık yaratan kanser yapıcı bazı genler bulunduğu gibi kanserden bizi koruyan, bu e, kansere yönelen, meyleden hücreleri vücuttan ayıklayan ve öldüren bazı genler de var. Yani bizim bağışıklık sistemimiz burada bize çok yardımcı oluyor. Burada dengenin bozulması, bir hücrede mutasyon ve o mutasyona uğramış hü hücrelerin... artık bir daha hiç... ölmeyecek şekilde kontrolsüz çoğalıp e, vücudu istila... etmesiyle genelde genetik nedenlerle e, çocuklarda lösemi olur. Bazı virüsler, öpücük hastalığı nedeni olan Epstein-Barr virüsü gibi bazı virüsler bazen B tipi matür lösemiye neden olabilirler. Bazen de petrokimya ürünleri, özellikle benzen türevleri, bu, bu türevlerle çalışan sanayi sektörlerinde çalışan çocuklarda da bazen lösemi meydana gelebilir. Çevresel faktörlerden sıklıkla radyasyon e, suçlanmıştır. Büyük nükleer patlamalar veya İkinci Dünya Savaşı sırasındaki... Japonya'ya atılan atom bombaları sonucunda da... E, uzun dönemde çocuklarda löseme meydana geldiği görülmüş. Ama bunlar tabii e, sporadik olaylar, genel yaygın Allah'tan dünyamızda böyle şeyler olmuyor artık. Genelde genetik faktörler olarak adlandırabiliriz.